Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz Merhaba arkadaşlar. Ben koma hoş geldiniz. Yazım kuralları konusuna devam ediyoruz. Bu bölümde bileşik eylemlerin yazımını öğreneceğiz. Bileşik eylemlerinin yazımı. Etmek ve olmak yardımcı eylemlerinin bileşmesi sırasında Ünlü düşmesi ya da ünsüz süremesi varsa sözcük bitişik yoksa ayrı yazılır. Hisset örneğinde ünsüz süremesi var. Bu sözcüğün yazımı da doğrudur, bitişik yazılmış. Hapset örneğinde ünlü düşmesi var. Buradan bir i düşmüş. Bu sözcüğün yazımı da doğrudur, bitişik yazılmış. Kaybolda ünlü düşmesi var. Kaydol'da ünlü düşmesi var. Emret'te ünlü düşmesi var. Reddet'te ünsüz süremesi var. Hallol'da ünsüz süremesi var. Bu sözcüklerin yazımı doğrudur. Bitişik yazılması gerekir. Yardım et, hasta ol, iyi et, mutlu ol örneklerinde ünlü düşmesi ya da ünsüz süremesi olmadığı için sözcükler ayrı yazılmış yazımları da doğrudur. Yeterlik, tezlik, yaklaşma, sürelilik bileşik eylemleri yani kurallı bileşik eylemler bitişik yazılır. Koşabilmek yeterlilik bileşik eylemidir. Bitişik yazılmış. Gide dur, baka kal, yapıla gel, sürelilik bileşik eylemidir. Bitişik yazılmıştır. Yazımı doğrudur geliver tezlik bileşik eylemi düşe yazmak bitişik yazılmış yazımları doğrudur. Anlamca kaynaşmış bileşik eylemler ayrı yazılır. Hasta düşmek, ayağına gelmek, göğsü kabarmak, değer biçmek, bileğine güvenmek. Bu sözcüklerin ayrı yazılması gerekiyordu. Yazım gereği ayrı yazılmış. Yazımları doğrudur. Bugünkü dersimiz sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.